Sindirim yavaşladığı için kabızlığa sebebiyet olabilir mi? Evetse Evet. cevabından nasıl koruyacak gebelerken hocam? Evet, kabızlık oldukça fazla gördüğümüz bir problem gebelik döneminde. Hem mide bağırsak sistemi yavaşladığı için sıkıntılar yaşanıyor, hem de bizim verdiğimiz işte, anemiyi önlemesi için, kansızlığı önlemesi için verdiğimiz ilaçlar bir miktar kabızlığa sebep olabiliyor, pardon. O yüzden de her zaman diyorum ki, hani kabızlık için ilaç kullanmak çok geçici bir süre. Gebelik oldukça uzun bir dönem. O yüzden de mümkün olduğunca yaşam şeklimizi değiştirerek, işte hareketsizsek ilk planda, mutlaka hayatımıza hareketi katmak önemli. Bir diğeri, işte sıvıyı az tüketiyor olabiliriz. Sıvı tüketimimizi artırmak. Bir Evet. diğeri, işte yulaf veya kepek gibi tam tahıllı, mesela ekmeklerde de bunları tercih edebilirler. Veya çok ciddi kabızlık yaşıyorlarsa, sabahları işte sütlerinin içerisine yulaf ve kepek birer kaşık bile karıştırsalar, ya da gün içerisinde işte çorbaya, salataya, yoğurtlarına bunlardan, kepek ve yulaftan katarlarsa, biraz daha mide bağırsak daha iyi çalışabilir. Kabızlığın önüne geçebilirler. Veya işte kuru kayısı, o kuru yemişlerden mutlaka tüketmeleri lazım. Sabahları kalktıklarında işte bir iki tane kuru kayısı, bir bardak su ile birlikte kahvaltıdan önce alırlarsa, böyle kolay çözümlerle problemimiz önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Ama bunlarla da olmuyor. Yine de kabızlık problemi varsa, tabii bazen ilaçlarla yine araya girmemiz gerekebiliyor.